Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Beş kişiye sayı söylettireceğim. Sonra beşe böleceğim. Çıkan sayıya göre hastalar risalesinden deva okuyacağım. Beş kişiye söyleteceğim. Fazla olmasın. Yok. Yedi. He. Şimdi sonra Mehmet abinin numara söyle. Bir dahil 25 dahil. Bak sıfırdan kaça kadar numara olacak? Evet. 25. Birden 25'e kadar. İçinden gelen bir sayı söyle. 1-25 arası. Allah'ım. Ne güzel soru. 11 numarayı mesela. 11. Bismillahirrahmanirrahim. 19. 19. Sen toplar mısın Çiğ? Canım Bey. Ulan zeki adamı söyle. Sen bir numara söyle. 23. 23. 73. 6. Allah Allah. 17. 17. Bitti 5 tane. 7. Olsun daha Çiğ. 73. 80. 7 mi dedin? He. 80. Bak. 11, 19, 23, 6, 17, 7. 83. 83. Efendim? 83. Kaça böl? Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölüyoruz. Bir dakika. 13.8. 13.8. Uçuru geçti, 13, 14. Yukarıyı yuvarlarsak 14. 14. 14. devayı okuyorum. Hiç ne olduğunda şu anda bir... Bakayım ne çıkacak. 14. deva. Bakayım neymiş. Hepimizin şeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ esâbetun musibetun kâlû inna lillâhi ve inna ileyhi râciûn vellezî huve yut'imûni ve yeskîn وَاِذَا مَرِدْتُوا فَهُوَ يَشْف۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ 14. deva. Ey gözüne perde gelen hasta! Eğer ehli imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur ve manevi bir göz olduğunu bilsen, 100.000 şükür Rabbi Rahim'ime dersin. Fesvanallah. Bugün Rize'den geldiler bir ailece. 7 yaşındaki çocuğun gözüne perde inmiş. Yukarı köye geldiler. Bu da ona delalet. Yani bakalım sırf o göz, kalp gözü de varmış burada da. Bize bakıyor mu? Bir de okuyayım. Ey gözüne perde gelen hasta, biraz üzülmüştüm. Eğer ehli imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur, yani perde, Allah Allah, perdenin altında nur. Yani göz kapanıyor, nur oluyor. Bak, perdenin altında nasıl bir nur? Bak, o körün altında, körlüğün altında bir nur, manevi bir göz olduğunu. Yani manevi bir göz. Bunu ilgimi çekmemiştir. Bak, perdenin altında, o perdenin altında, yani göz perdesinin altında nasıl bir nur insanda oluyor? He, evet. Manevi şey, bir de manevi bir göz. Yani bu göz gidince manevi bir göz açılıyormuş. Manevi bir göz olduğunu bilsen, 100.000 şükür Rabb-ı Rahim'ime dersin. Bunu tersini de düşün. Eğer yerinde kullanılmayan bir göz de nasıl zulmet ve nasıl kalp katılığına sebebiyet verdiğini düşün. Çünkü göz perdesinin altına göze perde geliyor. Ne geliyormuş o perde geldikten sonra ki şey oluyormuş. Nur ve manevi bir şey, kalbi bir göz. Manevi bir göz.
Nur geliyormuş, manevi bir göz oluyormuş bir daha. Perde gelince. Peki adam çok detaylı teleskop gibi, mikroskop gibi, dürbün gibi görüyor. Helal haram da demiyor. Bunun altında, perdenin altında nur vardı, zulmet oldu. Manevi bir göz vardı bunun altında. Kalp katılığına sebebiyet verdiğini bil. Bu merhemi izah için bir hadise söyleyeceğim. Şöyle ki, bana 8 sene kemali sadakatla hiç gücendirmeden hizmet eden Bağlalı Süleyman'ın halasının bir vakit gözü kapandı. Usta da geliyor. Bana 8 sene kemali sadakatla hiç gücendirmeden hizmet eden Bağlalı Süleyman'ın halasının bir vakit gözü kapandı. O salih kadın bana karşı haddimden 100 derece fazla hüsnü zan ederek göz kapanmış. Üstada da hüsnü zan ediyor. Bakın hüsnü zan etmek nasıl bir ilaçtır, kimyadır, keramettir. Bana 100 derece haddimden fazla hüsnü zan ederek gözümün açılması için dua et diyerek cami kapısında beni yakaladı kadın. Ben de o mübarek ve metsube kadının, yani caminin kapısına gelene kadar şey metsup, yani böyle kendisinden geçmiş metsube kadının salahatını duama şefaatçi yapıp, iki tane sıfatı varmış kadının, mübarekmiş, metsupmuş. Metsup demek öyle hesabı yok. Hesap mesap kitap yapmayan bir kadın. Metsup demek deli değil. Saf, arı duru, karışmamış. Yani tam ümmi değil. Anasından doğduğu gibi ümmi değil ama öyle şey karıştırmamış yani. Fitne fesat karışmamış. Metsup o. İki tane özelliği var kadının. Kaçırırsak manası da şey oluyor. Bir, kadının mübarekmiş. İki, metsupmuş. O kadın. Ben de diyor, usta diyor ki, kadının salahatını, yani salihliğini, teslimiyetini, samimiyetini yani. Dindeki samimiyeti, ustada teslimiyetini. Ustada ben dua ettirirsem Allah bana şifa verir. Allah sebeplerle rica yapıyor diye böyle düşünmüş. Ustad da onun ya Rabbi diye elini kaldırmamış. Onun salahatı hürmetine ya Rabbi, onun samimiyeti, mübarekliği, metsupluğu, yüzde hüsnü zan etmesi. Çünkü hiçbir büyük zat kapısından kimsenin mahrum dönmesini istemez. Mahcup dönmek istemez. Mahrumiyet kapısı değildir. Mahrumiyet kapısı değildir. Dolayısıyla ya Rabbi, kapımdan bunu boş çevirme. Onun mübarek, metsup ve salihliğini hürmet ederek dua etmiş. Şefaatçi yapıp ya Rabbi, onun salatı hürmetine onun gözünü aç diye yalvardım. Bir de ya Rabbi, onun salahatı hürmetine onun gözünü aç diye Allah'a yalvarmış ustad. Göz ya bu. İkinci gün Burdurlu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. Yani sebeple icraat yapıyor ya. Pat diye olmuyor yani öyle sebepsiz. Yani doktoru da vesile yapmış Cenab-ı Hak. Yani duayı kabul etmiş, doktoru vesile etmiş. 40 gün sonra yine gözü kapandı. Çok tuhaf ya. Şimdi kadın psikolojisini düşün. Açıktı, kapandı, açıldı. Şimdi kapandı tekrar. 40 gün
Sonra yine gözü kapandı. Ben çok müteessir oldum. Çok dua ettim. Ustad üzüldü. Allah Allah yani böyle. Niye böyle oldu diye müteessir oldu. İnşallah o dua ahireti için kabul olmuştur. Yoksa benim o duam onun hakkında gayet yanlış bir beddua olurdu. Niye? Çünkü eceli 40 gün kalmıştı. 40 gün sonra Allah rahmet etsin vefat eyledi. Ama girdi yani. Eğer ustadın duası kabul oldu ama her daim değil. Muvakkat bir zaman için. Mesela şeyde de olmuş. Barla'da da yedi değil mi? Kuraklık varmış İsparta'da. 40 tane Yasin'i bir kamışa okumuşlar. 41 Yasin. 41 Yasin mi? 40 değil. 41 Yasin. Öyle mi? Evet. 41 Yasin kamışa okumuşlar. Kamış. Ondan sonra o kamışı da Barla Gölü'ne mi atmışlar? Dereye de ben hatırlıyorum. Dereye atmış. Dereye atmış. 41 tane salih insan okumuş. Allah reddeder mi? Etmez. Elini kaldırmışlar. Acayip bir sel gibi gelmiş. Birkaç damla herhalde damlamıştı elini. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi elini kaldırmışlar dua ederken birkaç tane damla gelmiş. Orada diyor ki Allah Rabbim kalbime diyor ki duanızı kabul ettim. Bak kabul ettim. Tık 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 vurdum. Ama hikmetim iktiza etmiyor bu millete. Duanızı kabul ettim. Tamam. İsrar etme. Tık 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 tık. Birkaç tane elime düşünce kuraklıktan. Sonra bulut hiç vermeden gitti diyor. Peki başka ne zaman Risale-i Nur serbest yapıldı? Sel seli aldı diyor. Hatta bilmem o Barla'daki o bir şey diyor. Aldı götürdü diyor sel. Ha, demek ki sema hizmetle alakadar. Şimdi bu kadın 40 gün kalmıştı ömrü. Eğer açık gitseydi açık gidecekti. Çünkü göz perdesinin altında iki şey varmış. Göz perdesi kapanınca manevi bir nur ve manevi bir göz varmış. Yani göz perde inince insanda iki şey inkişaf ediyor. Bir nur, bir de manevi bir göz inkişaf ediyor. Nasibin varsa tabii. İsyan etmezsen. İşte ama buna dua etmiş. Açıldı, 40 gün sonra kapandı. Sonra çok üzüldüm diyor. Kapandı. Mübarek zat kapandı, vefat ediyor. Eğer benim duam daimi ve umumi olsa, açık olsaydı gözü görerek gidecekti. Perdeli gidince Allah cennetteki şeyleri, kasırları, uzak yerleri ama girip de şükredenler görenlerden daha fazla istifade edeceklerdiğini rivayetlerde var. İşte o merhume 40 gün Barla'nın hazinane bağlarına rikkatlı ihtiyarlık gözüyle bakmasına beden açık olsaydı Barla'nın o ayrılık acısıyla, ihtiyarlık haletiyle bakmasına beden kabrinde cennet bağlarını 40.000 cennet bağlarını 40.000 günlerde seyredeceğini kazandı. 40.000. Burayı ben bilmiyorum. Cennet bağlarının 40.000 günlerde seyredeceğini kazandı. 40 gün kapalı şey oldu ya, açık kaldı. Çünkü imanı kuvvetli, salahatı şiddetliydi. Evet, bir müminin gözüne perde çekilse, o gözü kapalı kabre girse, bak burada var, bak bir de okuyorum. Çünkü imanı kuvvetli, salahatı şiddetliydi. Bir müminin gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse
derecesine göre ehli kuburdan çok ziyade o alemin nuru temaşa edebilir. Yani kabir ehlinden daha fazla berzah aleminden cennet bağlarını seyredebilir kabir berzahtan. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz? Biz bu dünyada bazı şeyleri biz görüyoruz. Kör olan müminler görmüyorlar. Kabirde o körler iman ile gitmiş ise, öyle de fazlası bir değil ha, iman ile gitmiş ise o derece ehli kuburdan ziyade görür. En uzak gösteren dürbünlerle bakar nevinden, kabrinde derecesine göre cennet bağlarını sinema gibi görüp temaşa ederler. İşte böyle gayet nurlu ve toprak altındayken, bir daha, işte böyle gayet nurlu ve toprak altındayken, göklerin üstündeki cenneti görecek, seyredecek bir gözü, bu gözündeki perde altında şükür ile, sabır ile bulabilirsin. Yani iki şey lazımmış. Şükür, sabır. Gözün kapalı, nerede kapandı ya Allah Allah, beni mi buldu ya, bu kadar zalimler var, namaz kılmayanlar var, zalimler var, hainler var, merdutlar var, şunlar var, bunlar var. Onu bulmadı da. Beni mi buldu diye isyan etmese, bak, diyor ki bu gözündeki perde altında şükür ile sabır ile bulabilirsin. Neyi? O perde kapanınca nur ve manevi göz. Şükür ve sabır. İşte ya, sabır her yere giriyor ya. Sabrın olmadığı, şükrün olmadığı hiçbir mevzu yok ha. Hiçbir yer yok. Nasıl demiş, sabır müminin cennetidir diyor. Evet, sabır müminin cennetidir. Evet. Rivayet değil mi o? Tabii. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, yani o perdeyi senin gözünde kaldıracak, o gözde seni baktıracak göz hekimi Kur'an hakimdir. Yani o doktor geldi de gözün açtı ya, tekrar kapandı. Şimdi insanın da hekimi Kur'an'mış. Yani göz doktoru gözün açıyor ya, Kur'an-ı Hakim hikmetlerle dolu. Kur'an-ı Hakim değil mi? Hikmetler dolu olan Kur'an, hekim gibi kör gözün perdesini kaldırınca ne oluyor? Mesela doğuştan ama düşün. Doğuştan bir ama düşün. Böyle kalsa, bir anda çarpsa kafayı yerlermiş. Öyle diyor. Doktorlar diyor ki 30 sene 40 sene gözü kapalı bir insan doğuştan. Bir anda gözü açılsa, biz bebekken göre göre alıştık. Bir anda açılsa gözü, kafa gidiyormuş. Sistem çıkıyor. Alışma olmadan. Onun için bu fıtrat, insanın fıtratı, dünyada alışa alışa iyiliği mertebe mertebe cennete uygun hale geliyor. Bu fıtrat, bazılar söylüyor ya, Allah bu dünyaya getirmese de cennette inkişaf ettirse bir anda felç olur, fıtra çalışmazmış. Şöyle düşün, ben galiba 7 dakika, ya 7 veya 17 dakikalık bir video, bir kardeş verdi bana, kendisi açtı, gavurlar çekmiş bir bebeği, 3,5 yaşına olana kadar 10 saniye, 15 saniye, 25 saniye, yani zaman zaman şahit olduklarını çeke çeke bu videoyu yaptılar, 7 dakika veya 17 dakika, dönem dönem, tamam, bir şey anlatacağım. Bebeğe baktığım zaman, abi bunda ne anlıyorsun? Bebeği başından sonuna kadar seyrettim. Bebek ruhu cesedine yabancı olduğu o kadar belirgin ki, elini gözüne sokuyor, ayağını çekiyor, şey yapıyor, vuruyor. Yani kendisinin değil olduğu. Bu beden kendisinin değil, bedene şaşırıyor. Garip garip şey yapıyor, affedersin gazından korkuyor. Tamam. Yani 3,5 kadar eşyayı canlı, cansız ayırt edemez.
3,5'a kadar çocuk cinsiyetini bilmez. Eşeği cansız ve canlı diye ayırt edemez. Onun için arabasına çağırır böyle. Gelmeyince kırar. Niye gelmedin? Çağırdım seni. Canlı biliyor ya. Veya kız ise bebeğini. Gelmeyince kırıyor. Ya nasıl kırıyor bu haşere çocuk? Hayır. Çocuk 3,5'a kadar canlı biliyor. Ne canlı biliyorsa ben sana bu kadayı yatırdım, yedirdim. Niye gelmiyorsun? Ya. Dolayısıyla ne anlatmaya çalışıyorum? 3,5'a kadar ben seyrettim, anladım şu. Ruh yabancı bunu tanımak istiyor. Bedeni tanımak için bir sürü deneyler yapıyor. Bardağı bırakıyor, vuruyor, sokuyor ateşeli. Ciz diyor. Düşüyor, ağlıyor, bir daha yapmıyor. Demek ki o alışa bu bedene o kadar alışıyor ki bu yabancı iken bu bedene o kadar alıştı ki bu cesede biz diyoruz. Sonra din geliyor. Dava kitap geliyor, okuyoruz mu? Sonra bu cesede biz olmadığımızı fikredip, hissedip, mahsedip zevk etmeye çalışıyoruz. Sonra bu derslerle benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim his ve şuurum, benim aklım, benim ruhum diye kendimizi bölüyoruz. Aslımıza seyahat ediyoruz, aslımızı bulmaya çalışıyoruz. Biz bu değiliz. Şimdi piyasaya çık bu konuşmadan sonra. İnsanlar benim derken neyi kastediyorlar? Oysa bebekken ne kadar yabancıydık buna. İşte Kur'an bunu şöyle der. Adem safiullah. Saf arı duru. Bedene alışmamış. Şimdi niçin açıldı biliyor musunuz? Şundan açıldı. Bu çocuğu bu süreçten geçirmeyip bu alışa bu hallerden geçirmeyip bir anda fıtratı bir anda o 33 yaşındaymış gibi Kemal Yaşı gibi her şey bir anda gösterilseydi bu sebep sonuç ilişkisiyle terakki eden insanın idrakı bunu kabul edemezdi. Bir anda açılması sistemi çökertirdi. Bir anda. 30 sene gözü kapalı olan, doğuştan ama olanın bir anda gözü açılsa fıtrat kaldırmaz. Çünkü bir anda en mükemmel olamaz. Arabanın bile motorunu açmak gerekiyor. Hocam Adem Aleyhisselam'da nasıl oldu peki? Cennetten yani... Cennette olduğunu bilmiyordu. Cennetin selam, Darul Selam'daydı. Dünyaya benzeyen bir cennet. Ondan sonra cennette olduğunu bilseydi, cennette beka vardır. Beka olunca ölüm yoktur. Şeytan ne dedi? Bu meyveyi yersen baki bulacaksın. Ölümsüz olacaksın. Demek ki öyle şeyden, tekliften baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın bizim anladığımız bir cennet anlayışı yoktu. Bak bunu yersen backup olacağım. Demek ki fani zannediyor. Sonra istidat ve kabiliyetleri orada inkişaf etmez. Orası talim ve tekemmül etme yeri değil. İlim yaparak terakki etmek değil. Yani orası inbisat yeri, inkişaf yeri değil. İnkişaf yeri burası. Yani burası cennetten aşağı değil ki. Yani cennetten geçmese de aşağıda kalmaz. Çekirdek ağacı geçmese de, çekirdek ağaçtan kıymetli olmasa da geride kalmaz. Bu dünya zıtların cemidir. Alemi gaybın cemidir. Bir anda göz açılsa. Ne olur? 30 yaşında görmemiş. Hop. Açıldı. Şok olur beyin. Şimdi 3,5 yaşına kadar daha canlı ve cansız bilmiyor.
Bir anda her şey hareket ediyor. Hatta kaç yaşındaymış? 5 yaşında bir kız çocuğu veya 3,5 yanlış olmasın, Çin'de olmuş. Kız çocuğu. Nerede büyütmüşlerse, nereye hapsetmişlerse yağmur görmemiş. Yağmur görmemiş, gözü açık. Hiç yağmur görmemiş. Çıkartmışlar dışarıya, yağmuru görünce başlamış titreyip ağlamaya. Aa, bende de var, herkeste var. Bir telefonumuzda geçiyor. 2-3 dakikalık bir video, belki bir dakika. Bir kız çocuğu, 1,5 yaşında kız çocuğu gölgesinden kaçıyor ve ağlıyor. Görmüşsünüzdür. Bak, gölgesinden kaçıp ağlıyor. Gölgesini kendisi takip eden birisi zannediyor. Bir tane de örnek vereyim, çeşitli zengin olsun. Mesela Hacı dayının evinden aşağı inerken benim bir tane akrabam diyorlar. Ama doğru mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle. Kahveden geliyormuş gece. Gölgesine gelme diyor. Doğru mu? Doğru. Doğru diyor. Gelme diyor. Tabancayı çıkartmış, saymış değil mi gölge? Komple saydı. Saydı bak. Ama hepiniz şahit. Ben duydum ama Laz hikayesi zannediyor. Doğru mu? Korkutmayın beni demiş. Çocuklar yapmayın beni, korkutmayın demiş. Bak, ne demiş, ne demiş? Beni korkutmayın çocuklar demişler. Bak, sonra karışma bir o yürüdü, peşinden gölgesi falan ki çıkarmış. Bazmış o suni tamamı. Saydı komple olmadı göre tamamı. En sonunda karşısının ismi Maye'ydi, tamam mı? Değil mi? Maye, kurbanın gideyim dedi. O şeyden aşağıda düştü, bayıldı. 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 Allah rahmet eylesin. Zaten o dayı dedi, Yusuf dayı. Evet. Olmuş yani. Oldu tabii. Kendisi güzel, ben kendisinden dinledim. Ben dedi, kendi gölgeme dedi, koşun atan adamıyım dedi. Bizzat kendisinden dinledim ben bu olayı. Hacı dayının oradan mı olmuş? Oradan aşağı iner. Sol altta. Evine 15 metre kadar. 15 metre kadar. Biraz aşağıda tam tump var ya bent. Peki bu adamı hiç inkişaf etmemiş bir anda getirdin gölgesine. Gölgesine kaç yaşındaydı o zaman? Belki 40 vardır. Yok, o kadar da yoktu galiba. Vardı belki de. 2, 4. evliliğinde de. 40 yaşında vardı. O yani diyelim 30. 40 yaşında. Değil mi Hacı dayı? Evet. Kaç vardı? 35-40 yaşında. Tamam, o civarda. Evet. Bu olay olmuş. Bilmiyorum. 80 küsürde vefat etti ya. Şimdi bu adam 30-40'taki gölgesiyle kendisini ayıramamış ay ışığında. Gölgesine bunu yapmışsa bu adamı bir düşünün. Şimdi bir anda sıfır motorla dünyaya getiriyorsun. Hiç görmedim yani. Ne yapar? Şaşır. İşte orada öyle. Ya. Peki. Ahmet 0-25. Bir dahil, 25 de dahil. Bir numara söyle. 18. 18. İkinci Ahmet. Bir dahil 0-25 arası. Numara söyle. Hemen çabuk içine. 17. O 3 tane Ahmet. 3. Ahmet. Maşallah. Vallahi acayip. Ahmet hemen içine gelelim. 13. Bir de Ahmet var. Bu da Ahmet. 4. Ahmet. Bir Ahmet daha. Var. Ama onu söyledim. Söyledin sen. Tamam. Sen şey neydi? Selçuk. Bir dahil, 25 dahil bir numara söyle çabuk. 19 hocam. Kaç? 19. Bu kadar yeter. Şimdi bak, toplar mısın? 18, 17, 13, 19. 1, 2, 3, 4'e böl. Yok, 1, 2, 3, 4, evet. 16, 75, yani 17. 17'yi okuyorum. 17. devayı okuyorum. Bunu siz tespit ettiniz. O 14'ü de siz sonra geldiniz. Biz tespit ettik. Onlar yine bunlar tespit etti. İkinciyi siz tespit ediyorsunuz. 17. deva. Sayı söyleyenler birinci derecede muhatapsınız. Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta. Şükret. Hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Hastalık, yani hayır yapamıyorum, bilmem ne yapamıyorum. Zaten yapıyorsun da, hastasın ya. Kafadan zaten girdin yani.
Hastasın ya. Hayır yapamıyorum. Ne hastası? Ruh hastası bu. Deli. Psikolojik hastası. Ne olursa olsun. Olur mu? Parası var adam veremiyor ya. Aa, olmaz olmaz. Allah ben şahit olayım ya. Cimri. Çok parası var. Sayısını birine veremiyor ya. Cimri sana bir şey olmaz. Sana bir şey değil mi dayım? Dayım benim. Bak canım benim bak şimdi. Allah'ın bak İhsan'ın söylüyorum. Ruhumdan söylüyorum. Kemiğimden. Allah'ın ikramından daha büyük bir ikramı var. Verdiğini verebilmesi. Allah vermiş, vermeyi vermemiş. Ne kadar vermemiş. Ne kadar güzel bir şey. Verdiğini verebilmem. Ama adam da sayısını bilmiyor, veremiyor ya. Bak mesela bugün bizim köy biliyorsunuz bir kısmı. Orada Soner vardı. Akıl fedakarı, fedaisi. Bize akıl nimetini anlatıyor. Akıl nimetini bize anlatan fedai. Tamam, akıl nimeti ne olduğunu ondan görüyorum. Hasan Hoca, Hasan Hoca. Böyle bağırıyor. Ha, aynı böyle değil mi? Aynı böyle. Balkonda çağırıyorum. Buyur Söner. Hasan Hoca, seni çok seviyorum. Hasan Hoca. Gel lan. Gel. İşi biliyor. İşi biliyor. Haracını alıyor. Ben bir şey anlatacağım bunlarla alakalı. Geldi. Elhamdülillah. Çocuklar için ben yurt dışına hep çikolata getir. Çocuk hastası. Onları sevindirmek benim hobim değil. Hobi. Acayip hastalık bende. Verdim ama bir şey anlatacağım. Allah aşkına. O ondan lezzet alacak değil mi çikolatadan? Verdim eline, aldı bunu. Bana bakmıyor ki. Koca da adam ya. Bana bakmıyor ki. Hasan Hoca. Hasan Hoca. 34 yaşında. 34 yaşında. Ben de kapıdayım. Beni unuttu. Kapıyı tak vurdum. Tamam mı? Deney yapacağım mı? Kapıyı açtım gene. Merdiven iniyor. Şimdi Murat. Merdiven iniyor. Ne yapayım biliyor musun? Elimi ağlamam geldi ya. Yani sen o kadar onun mutlu olmasından olduğun mutluluk var ya, sen dünya çikolata yesen o lezzeti alamazdın benim içimde. Dünya çikolatayı, çanta çikolata yesen ben o kadar mutlu olamam. Onun mutluluğundan aldığın mutluluğu. Diyor. Hacı'dan dedi ki, parasının şeyini bilmiyor. Ona Allah bela vermiş. En büyük bela vermiş, vermeyi vermemiş. Allah'ın en büyük belası. Hak etmediği için. Allah'ın en büyük nimetini söylüyorum. Verdi, vermeyi vermiş. Oh, kral benim. Bu mutluluğu alamadığı için mi veremiyor acaba? Mesela üstiyet mi yapıyor? Veremiyor? Kur'an-ı Kerim'e gönderelim. Bu şeyi hatırladım, bir ayet var mealen. Tam diyor zekat vereceği zaman diyor zengine, tamam mı? Yanına diyor sol tarafına sağ demiyor. Sol tarafta bir şey tam belirir diyor. Mealen bu tefsirde değil. Verme. Biter. Biter. Verme. Biter. Şeytanı dinleyen bir kulak veremez. Hiç Allah yani. Diyor çünkü. Çok güzel. Çok güzel. Şey şeytanı dinleyen veremez. Veremez. Bitti. Allah diyor çünkü bunu. Sol kulağından sol. Biter. Bitti. Şeytan dört yerden gelir diyor. Bir, solundan, sağından, önden, arkadan ama altı yön var. Üstten alttan gelemez. Sünnet-i Seniye ittiba eden, Kur'an'a tabi olana gelemez. Üst Kur'an'dır, alt Sünnet-i Seniye. İki yönden giremez. Sol kulağına gelir öfler. Verme. Biter. Oysa Allah diyor ki devamında daha çok olacak diyor. Daha çok vereceğim. Hiçbir zaman verip de biteni görmedim. Bu dersin hürmetine, Risale-i Nur'un hatırına, Allah'ım riyakar olmasın. Verme ile bitseydi benim hiçbir şeyim olmayacaktı. Hadeta tövbe estağfurullah. Allah'ım affet beni. Adeta tövbe, tövbe ya. Allah benimle yarışıyor tövbe. Verdikçe veriyor, verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Ne veriyorsam. Allah bana verdiği ilimi veriyorum, paylaşıyorum, daha fazla veriyor. Elime bir şey geçse hemen veriyorum. İşte o akşam da tutmuyorum. Tutmuyorum. Daha çok veriyor.
Demin işte sen de kısmet şahit. Daha çok veriyor. Doğru. Ama verdi mi sana? İki lezzet alıyorsun. O verdiğini onun adına verebilmek var ya. Bu bambaşka bir şey. Vallahi bambaşka bir şey. Onun keyfi bilse ama adam altta Allah diyor ki altındaki ayette oysa diyor malın kiriydi. Hem o mazlumun duasını alacaktı hem rahmetimi celbedecekti. Malını bereketlendirecekti diyor. Buna ait bir örnek veriyorum geçiyorum. İmam Azam'a gelmiş oranın beldenin yani o kadar büyük belde değiller tabii eski. Bir işçi geliyor. Efendim dedi falan yerde çalışıyorum. Şimdi kitabıyla fabrikada birinin yanında çalışıyorum o zaman. Ya kervanında çalışıyor ticaret ya da tarlasında çalışıyor. Bana verdiği maaş yetmiyor. Efendim diyor ben diyemiyorum diyor. O beldenin kadisi gibi ya. Ne olur benim patronuma söyler misin? Bu para bana yetmiyor. Maaşımı çoğaltsın. İmam Azam ne yapmış? Hatırlayan var mı? Neydi dayım? Kısaltmış biraz daha kesmiş. Aferin çok güzel harika. Bak dayım biliyor. Dedi ki gitti ona söyle dedi maaşını biraz kıssın dedi. Efendim galiba dedi yanlış anladınız dedi. Bana para yetmiyor dedi. Yetmiyor. Çaren ne sunuyor İmam Azam? Git patrona söyle. Sana iş veren para maaşını kısaltsın. Peki dedim. Öyle bir teslimiyet var, öyle bir teslimiyet var ki o zaman cennet asa bir hayatmış demek. Hiç itiraz etmeden gitti patrona dedi ki böyle böyle. O da şöyle böyle böyle oldu dedi. O bana böyle dedi. Tamam. Kısalt. Geldi bir daha bir hayli zaman sonra. Efendim yine geçinemiyorum demiş. Git söyle biraz daha azalt. Kafa almıyor değil mi? Fatih? Doğru şimdi almaz yani. He? Şimdiki adam yapmaz öyle bir şey. Şimdiki vardı, bir oda, odası vardı, geniş ev istemişti. İşte ahırın ne vardı, ineği de koy dedi. Bilmem neyi koy demiş. Ondan sonra aynen. Nefes alamayınca bu sefer onları dağıt demiş. Bu sefer ev geniş olmuş yani. Ondan sonra ikinci kez iş yapınca gelmiş demiş ki Allah senden razı olsun. Çok rahat geçiniyorum. Çünkü geçinemiyorsa maaşında içinde haram para var. Senin hakkın değil. Devlet memurusun. Tabii ki geçinemem. Bugün gel, yarın git. Bugün git, yarın gel. Abi oradaki beytul malı maaşını alıyorsun, milletin maaşını alın, millet hizmeti etmiyorsun. O para sana haram oluyor. O para ne kadar helal, ne kadar emek verdiyse aldığı maaştaki miktarda içinde helal var. Ne kadar hak etmedin varsa o haram, o seni geçindirmiyor. Bir örnek de vereyim hasta çok uzattım. Dün hasta ziyaretindeydim. Arabayı aldım. Aldığım ilk gün. Bak 15 günde bir araba yoktu. Bir araba elime geçti. Geçince bel dedi ki bütün o Nurcu kardeşlerim hasta, yatağın, hastane ne varsa gücüm yettiği kadar ziyaret ettim. Bir tanesine gittim. Zelek'i anlatayım. Zelek. Zelek'ten bir Nurcu. Teşekkür ederim. Ben de gidelim. O Necdet abi ziyaret etti. Beni hemen böyle tanır diye aklı gidip geliyor şey yapıyormuş ya felç olmuş. Beni görünce hemen kapıdan giriyor. Hasan nasıl ağladı ya. Neyse oradan çıktım bir şey anlatacağım. Çıktım ondan sonra hemen bitişindeki bir ev var. Dedi ya sen Nasrettin Hoca'ya dar geldi daire adamı oda. Demiş ki efendim böyle büyük bir yer lazım. Odana demiş şunu koy sığırı koy onu koy bunu koy falan. Ya nasıl o kadar koymuş. Birkaç gün yaşadıktan sonra nefes alamıyorum. Şimdi yavaş yavaş çıkar. Çıkarttıktan sonra demiş of be. Burası benim miydi ya fark etmemiş. Ona ait bir şey söyleyeceğim. Çıkar çıkmaz bir ev var hemen bitişik. Balkonunda bir özürlü bir kız oturuyor. Yaşlı ve 30 yaşında bir de annesi var. Ondan sonra nasılsın hala iyi misin selam kelam. O şuydu buydu. Pil eğrine bastım yani. Hep isyan. Ne olacak dedi bu özürlü çocuk dedi. Kız çocuğu bir kız bir çocuğu var. Otuzun. Ya bu içi dedi altına yapıyor. Ya, özürlü hakikaten. Beyin özürlüsü. Ondan sonra ama nasıl isyan şey yapıyor. Ya diyor ben gezemiyorum. Yere gidemiyorum. Şunu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum. Zor durumdayım. Başarım. Yaşlı da kadın o annesi. Dedim ki hala bizde dedi birisi var. Alzheimer olmuş. Bakmak senin kızın.
biz bakmakla mecbur olmadığımız şey ne sebep. Ama şer'an Müslüman olduğu için bakmakla yükümlü olduğumuz birisi var. Azel o diyor kapıdan çekip gidiyor. Kapıdan çekip gidiyor. Kısmen düşüp bir tarafları da kırılıyor. Biz onun yanına bir insan koyduk. Yani bu dedim kızım bir yere gidiyor mu? Böyle nerede öğrenmişler böyle mi yaptı? O buradan uzaktı. Yok dedi ya bu yastık gibi koyduğun yerde durur dedi ya. Ha. O durmayan hastayı anlattıkça Alzheimer. Bu şöyle yastık gibi duruyor. Dedi elhamdülillah. Şükürler olsun dedi ya. Ya benim o zaman dedi anlattın 10 dakika onu. Ya benim kızım dedi melekmiş dedi ya. Dedim her tarafa karışıyor, bunu ne yaptınız, şöyle yaptınız, onu şey yapıyor, bunu indiriyor, şofbeni kapatıyor, fıtır gaz, doğalgaz gece yarısı iniyor, onları alt üst ediyor. Öyle mi Fatih? Bilmiyorsun. Ondan sonra gece diş kapıyı kapatıyoruz. Ha? Onu anlattıkça, elhamdülillah ya benim melekmiş ya benim çocuğum dedi ya. Evet, şimdi devam edeyim. Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta. Şükret. Hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Hayrat yapamıyorsun. Zaten yapıyorsun. Nedir o? Hastasın. Tepeden zaten girdin işe. Hastalık mütemadiyen, bak hastalık mütemadiyen devamlı hastaya ve lillah için hastaya bakıcılarına, hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber hasta devamlı sebep kazanıyor. Sayaç çalışıyor. Petrol ofisindeki sayaç. Çok hızlı döner. Onun gibi. Hastaya ve hastanın kendisine. Sayaç devamlı çalışıyor. Bir daha okuyayım istersen. Abdülkadir. Hastalık mütemadiyen hastaya ve lillah için hastaya bakıcılarına. Hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber daimi duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir hastalık. Hep de mazlum ve masum oluyor. Art niyet yok. Yatakta olan adam hasedi olmaz, kinli olmaz, nefret olmaz, hava atayım falan, şöhret olmaz. Zaten bittin. Dolayısıyla halis bir duası oluyor. Evet, hastalara bakmak ehli iman için mühim sebebi vardır. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet ise niyedir? Kefaret-i zünüp olur. Mesela sıkmamak, mesela bizim köyde şeyi ziyaret ettim. Köyümüzdeki alim bana da Kur'an'ı göstermiş. Öğretmemiş de yani Kur'an. Camiye giderdik göstermiş. Biz Mecid Hoca gösteriyordu. Ama Servet Hoca giderdi geliştiriyorduk yani. Emeği var bize, yaştı. Belki de babamdan yaştı değil mi benim? Yok yok. Değil mi? Bir yaş küçük. Bir yaş mı küçük? He. Ziyaret ettim. İkide bir soruyorum. Dedim ki, hocam sıkmıyorum değil miydin? Evet dedi, alim ya. Hastanın yanına fazla durulmaz ama benim yanımda dur. Bildiği için ilk önce kendisi söylüyor. Hasan'ım. Hasan'a dedim. Hasan'ım. Hocam. Çocuğu yaşta. Estağfurullah. Bak hastanın yanında durulmaz ama madem sordum bir soru. Hocam sıkmıyorum değil mi dedim. Otur diyor. En son dedi ki Hasan'ım hastanın yanında fazla durulmaz ama sıkmamak için. Ama benim yanımda dur. Bak ne diyor? Hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünnet-i seniyedir. Nedir sonra bize? Kefaret-i zünup olur. E şimdi Ahmet'im sen Ahmet. Mehmet oğlum. Misal. Tövbe, şahsında gösteriyorum. Cenazeme gelme, cenazeye gitmezsin Nurcular. Hastasını ziyaret etmesin. Düğününe gitmezsin. Helal haram, yani ayrılmış bir düğün. Ayrılmış olan bir düğün. Hastama gelmesin, cenazeme gelmesin, düğünüme gelmesin. Ulan sen ne yapsa adamsın? Öyle olur mu? Cenazeme gelmiyorsun, düğünüme gelmiyorsun. Hasta olunca ziyaret etmiyorsun. Böyle bir şey olur mu? Koca bir günü verdim biliyor musun? Ziyaret edeceğim hepsini. Tık 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 tık. Ta Trabzon'a gideceğim şimdi. İnşallah. Cuma günü. Yani mühim bir zat. Alim bir zat ziyaret edeceğim hasta. Tak tak nerede neyimiz var?
Gideceksin kardeş. O kapıyı kapatır mısın Ahmet? Sünnet-i seni ve kefaret-i zünüptür. Çünkü yalnız değiliz. Bunu göstermen gerekiyor. Hadiste vardır ki hastaların duasını alınız. Onların duası makbuldur. Bahusus hasta akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o velet ki, o çocuk ki, peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri-ü tesir olan kalplerini memnun edip hayır duasını alır. Seri-ü tesir, hastalık vasıtasıyla hassas olmuş kalbi. Evet, hayat içtimaiyede en mühim bir hakikat olan, bu çok önemli, buraya lütfen iyi dinleyin bu cümleyi. Hayat içtimaiyede en mühim bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında kemali hürmet ve şefkati ferzendane ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah barakallah deyip alkışlıyorlarmış. Din olmamak şartıyla anne babasına karşı gelen insan bozması canavardır diyor sözlerde. Öyle değil mi? O bulabilecek miyiz? 32. sözün belki de orası mı çıktı? Fe subhanallah. Demek ki makbuliyete ait. Bak kaç sayfadır? Tevafuk 792. sayfada bulabilecek miyiz endişeliğiyle? Hiç senin aramana gerek yok dedi. Aa bak. Bak şöyle diyor. Şuradan alayım. Demek valideyn ve velet ortasında fıtraten sebebi münakaşa yoktur. Yani baba, anne baba ile çocuk arasında fıtraten kavgaya sebep yoktur. Olur. Zira münakaşa niye yoktur? Münakaşa ya gıpta veya hasetten gelir. Yani gıpta nedir? İmrenmek yani. İmrenmek, gıpta, bir de haset. Kıskanmak. Pederde oğluna karşı o yokmuş. Babada oğluna karşı gıpta ve haset yokmuş. Yokmuş yani. Fıtratta yokmuş. Veya münakaşa haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki pederine karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de ama haksız ama baba ya. Bak pederini haksız görse de ona isyan edemez. Okumak istediğim cümleye geldi Murat. Demek pederine isyan eden ve onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Allah açtı. Ne büyüksün ya. Ne büyük Allah. Biz onun için seviyoruz da geliyoruz buraya. Yoksa senin için diyemiyoruz buraya. Allah razı olsun. Böyle sevmek, böyle deme beni memnun ediyor. Senin için gelmiyoruz işte. Böyle duyduğumuz için geliyoruz. Böyle şeyleri duyduğumuz için geliyoruz. Senin için gelmiyoruz diye. Allah senden razı olsun. Ne kadar güzel. Ne kadar hoşuma gitti. Ne kadar kucakladım. Ne kadar muhabbet. Ne kadar yer. Tarif edemiyorum. İşte bu. İşte bu. Bir daha okuyayım cümleyi. Demek pederine isyan eden ve onu rencide eden İnsan bozması bir canavardır. Allah'ım bizi seyle ya. Neresi ezberleyeyim bari? 639'muş. Ya Rabbi şükürler olsun. İyi ki varsın. Allah'tan Allah var yani. Allah'tan Allah var. Pazarda ders yapıyorduk. Bakırcıların üstünde.
tevhid dersi yapıyorduk. O Ahmet amca vardı. Ondan sonra sağ başlar vardı. Bir sürü o yaşlar böyle açtı. Tevhid dersi yapıyorduk böyle. Tevhid dersinde Ahmet amca şeyden Koksuat değil, Örtekiz köy, Tordovat. Tordovat'tan yaya geliyormuş. Öğlen çıkıyormuş, akşam ancak yetişiyormuş ilçeye, köyden. Ondan sonra biz de o zaman araba yokken dolmuşlara gidiyorduk yani veya dolmuş yok. Nerede ki denk gelecek? Kamyon mamyon işte el sağ kaldırıyoruz. O tarih. Bir tevhid dersinde coştu Ahmet amca. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, Allah senden razı olsun. Allah diyor. Ey Allah'ım, Allah senden razı olsun. Saf. Ondan sonra bazıları estağfurullah deyince ben hemen evine kaldım. Amin ya Rabbel Alemin. Şu anda bunun zirve yapan imanının hatırına Müslümanlara ehli imanı ve nur talibelerini affeyle ya Rabbi. Affede ya Rabbi diye dua ettim o anda. Onun imanını hatırı. Ama nasıl alıyor? Ben yapamıyorum da. Utanıyorum yapmayı. Ey Allah'ım, Allah senden razı olsun. O Allah. Çünkü ta öğlen çıkmış yürümeye o ihtiyar amca çarşıya geliyor. Akşam oluyor. Öyle Mustafa da şeyde bırakıyorduktan. Bu. O bambaşka. Yani çıkıyor. O bambaşka. Rize'den derse gelirken o ırmağı bırakıyorduk. Irmak, dere, orman içi 45 dakika belki de bir saat. Köye çıkacak. Bir saat. He? Bir saat. O dereler, ormanlar zaten gündüz korkulu yani. Nereden ne çıkacak? O ihtiyar haliyle oradan çıkıyordu. Amin. Bir gün bir tanesinin arabası verdiler bana araba. Ulan derste tabii araba. Asan kardeş dedi. Bugün dedi bu arabamı al dedi. Orada bir tane Çaykur'da çalışıyordu. Bu arabamı al dedi. Hepsini döke döke ama herkesi kapısına bırakacaksın. Demek ki bir şey mi oldu ona? Bir rüya mı gördü bilmiyorum. Tamam ona ne olduysa arabayı verdi. Bu Ateş Mustafa dayı orada bırakmadım. Ta o yapma Hasan kardeşim yap. Kapıya kadar götürdüm. İkisi de öldü o arabayı verende o da. O nasıl kaldırdı gece yarısı o da tam kapıya girmedi. Kaldırdı ben döndüm tabii arabayla. O kaldır benim gördüğümü bilmiyor. Böyle araba hafif gidiyor baktım tamam mı evine. Kaldırdı o şeyini elini. Vay be. Ne halisi nasıl gelmiş? Yeter. Nasıl gelmiş bu dava bize ya? Yeter ya. Nasıl gelmiş ya? Şunu okuyayım. Niçin açtım orayı? Bundan dolayı. Bak melekler alkışlıyormuş. Anne babasına haksız olduğu halde hak dava etmeden hizmet eden kişiyi Allah melekler alkışlıyormuş. Allah rahmet tecelli ediyor. Melekler alkışlıyormuş. Bir de okuyayım bak. Evet hayat içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında kemali hürmet ve şefkatı ferzendane ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren yani haksız belki de babası dövmüştür atmıştır falan ama bu insaniyetin ulvi hakikatını büyük bir kemalatını gösterdiğinden dolayı çocuk ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı, o davranışa karşı hatta melekler dahi maşallah, barakallah deyip alkışlıyorlarmış. Biz bunu kaçırdık. Ne mutlu anne babası sağ olanlara. Bir de bulamazsınız. Ben fazla kıymetini bilemedim. Ama siz bilin ya. Evet hastalık zamanında hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Yani mesela hastalıktan daha hoş, acıma var, şefkat var, merhamet var. İki tarafta da. O hastalığı içe indiriyor. Mesela ben o Necdet dayı gördüm ya felç olmuş bilmem ne olmuş falan. Ondan sonra Hasan'ım konuşmuyor ki. Ahmet Sami konuşmuyor ki hep ağlıyor. Çünkü dünyası maziyle hizmet ettik ya onunla. Zelek köyünde onlara hizmet ettik ya çok.
Çok mücadele etti o. Çok. Zannediyorum beni görünce böyle dağıldı, ağlıyor. Ama hiç konuşmuyor. Gözü bir yere dağıldı. Hasan'ım dedi. Böyle. Ama işte bu yani. Kardeşlik hakikatini bırakmıyor ki. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Fazla da konuşamıyor. Karısına işaret ediyor. Bir şey yap buna. Dedim hala bir şey yap. Hastanın duasının makbuliyeti emniyetli bir meseledir. Ben 30-40 seneden beri zamanın geçtiğini biliyorum. Ama bitirmek istiyorum bu şeyi. Saat geçti biliyorum. Hastanın duasının makbuliyeti emniyetli bir meseledir. Ben 30-40 seneden beri bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim kendisi. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, dua ile duayı, yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Evet, bir kısım hastalık duanın sebebi vücudu iken dua hastalığın ademine sebep olsa, yani dua etti hastalık kalksa, dua kalktı, dua ile duayı kaldırıyorsun. Hastalık kendisi duaymış. Dua ile diyorsun ki Allah'ım duamı kaldır. Diyor ki dua hastalığın ademine sebep olsa duanın vücudu kendi ademine sebep olur, bu da olmaz. Bitiriyorum. Duanın neticesi uhrevidir. Kendisi de bir nevi ibadettir. Hastalık ibadettir. İbadettir. Ve hastalık ile açsını anlayıp dergah-ı ilahi iltica eder. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde, 30 senede Merustat dua ediyormuş kendisi için, ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından duayı terk etme kalbime gelmedi. Madem kabul olmuyor, ben de dua etmiyorum, gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir. Şifa duanın neticesi değil. Belki Cenab-ı Hakim-i Rahim şifa verse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmasa makbul olmadı denilmez. Haliki Hakim daha iyi biliyor. Menfaatımıza hayli neyse onu verir. Bazen duaya ait dualarımızı menfaatımız için ahiretimize çevirir. Dua ediyoruz Allah'ım buna ver diyor, vermiyor. Ahiretimize çeviriyor. Öyle kabul eder, ahiret için kabul eder. Her neyse, hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, yani hastalık sırrıyla hakikaten temizleniyor, kazanan, hususan zaaf ve aciz, sen kaç yaşındasın? 72 bak. Hususan zaaf ve acizden, tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. Hastalık böyle halis bir duanın medarıdır. İzah etmiyorum ki zamanımız geçti. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler. Ziyaret edenler falan. Ziyaret, bakan, hastanın kendisi ne kadar sebebiyet veriyor. Hasta kendisi temizleniyor. Hastaya bakana kefaret-i zünup oluyor. Ziyaret edenlere kefaret-i zünup oluyor. Yani acayip şeyler oluyor. Ama ilk defa hastalık yok iken Allah var idi. Haşa anlamak için Allah nasıl hatırına geldi hastalık denen bir sistemi çalıştırmak. Hastalığa biz alıştık. Hastalık değildir. Hastalık sistemdir. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatihatü masselavat.